Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır Bodrum mantısı yapacağız. Mantı tarifi isteği uzun süredir geliyordu. Farklı mantı tariflerini paylaşacağım. İlk önce böyle en bombasından başlayalım dedik. Ondan dolayı yağda kızartacağımız nefis bir mantı olacak. Önce hamuru hazırlayacağız. Hamur makarna hamuruna çok benziyor ama makarna hamuruna oranla yumurta oranı daha düşük. Ondan dolayı böyle makarna videomda hatırlarsınız. Biraz sarımtırak bir hamur çıkıyordu. Bu biraz daha beyaza yakın olacak. Kızardıktan sonra harika olacak. Nelere ihtiyacım var? 1,5 bardak un kullanıyorum hamuru için. 1 tane yumurta kullanıyorum. 1 bardağım 3'te 1'i kadar da su kullanacağım. Biraz da tuz kullanacağım, bu kadar. Ayaklı mikserimi aldım. Elle de son derece rahat yapabilirsiniz. Ama ayaklı mikserle biraz daha rahat olduğu için öyle tercih edeceğim. Şimdi şu ayaklı mikserin haznesini önüme aldım. İçine unu ilave ediyorum. Ve de tuz. Şimdi bunu hemen yerine oturtalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ortasına da hafif bir çukur açıyorum. Yani bütün aslında hamur yaparken hep mantığımız aynı. Önce kuruları şöyle bir harmanlıyoruz. Ortasına çukur açtıktan sonra da yumurtayı ortasından attım. Şimdi şu üçgen uçu kullanıyorum. Daha sonra şu hamur yoğurma aparatına ucuna geçeceğim. Şimdi bunun yavaş yavaş düşük devirde çırpmaya başlıyorum. Çırparken de bir yandan suyu azar azar ilave edeceğim ki pürüzsüz bir hamurumuz olsun. Şimdi hamurun bir araya geldiğini gördükten sonra artık bunu yoğurmak gerekiyor. Bu adımdan sonra eğer elle yoğuruyorsanız bir 10 dakika boyunca yoğurun ki o gluten iyice bir açığa çıksın, iyice bir rahatlasın. Bu sayede açmamız daha rahat olsun. Bir elastiklik kazansın hamur. Eğer benim gibi ayaklı mikserleyseniz o zaman da hamur yoğurma aparatına geçiyorum. Tabi ayaklı mikser biraz daha bizim elimizden daha güçlü yoğurduğu için bir 5-6 dakika yeterli olacak. Ve hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi tam tutan bir ölçü. Hamur çok güzel bir şekilde çıkıyor. Şimdi bunun biraz dinlenmesi lazım. Yine aklınızda bulunsun. Böyle hamur işleri yaparken biraz hamurunuzu dinlendirirseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Ondan tezgahımı aldım. Üzerinde şöyle temiz bir örtüyle örttüm. Bir 10 dakika bu dinlensin. Şurada da kıyma var. Kıymanın içine soğanı ilave ediyorum. Bu arada bütün malzemeleri açıklamalar kısmına detaylıca yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Güzelce bir karıştırıyorum. Soğanı rendeleyerek kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunun içine de tuzunu atıyorum. Hem hamuruna hem içine tuz önemli ki bu kadar uğraştığımız bir tarif mantı yerken lezzetli lezzetli olsun. Karabiberi de ekliyorum. Tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Ve de daha sonra hamuru açtıktan sonra içine doldurmak üzere bir kenara alıyorum. 10 dakika sonra devam ediyoruz. Şimdi hamur bir 10 dakika dinlendi. Önüme şöyle üzerinde hamur açmayı çok sevdiğim silikon matımı aldım. Onu güzelce unluyorum. Hamurun hepsini zaten çok fazla yapmadık. 1,5 bardak undan yaptığımız için hepsini aynı anda da açabilirsiniz ama ben ortadan ikiye böleceğim. Çünkü hepsini aynı anda açarsam kadraja sığmayacak. Ondan dolayı şöyle hamuru aldım önüme. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Kullanmayacağım yarıyı yine şuraya aldım. O dinlenmeye devam etsin. Bununla da elime şöyle bir ilk önce top şeklini veriyorum ki açarken eşit bir şekilde açabileyim diye. Elim unlu olduğu için hamuru da bu sayede birazcık unlamış oldum. Altını da unluyorum. Şimdi yaklaşık böyle 37 santim çapında açacağım bunu. Bayağı inceleyecek. Ama çok da böyle deli deli de incecik olmayacak. Açması çok rahat. Yani en pratik mantı hamuru olarak düşünebilirsiniz bu verdiğim ölçüyü. İnce bir oklavayla açıyorum ama isterseniz merdaneyle de başlayabilirsiniz. İnceldikçe de inceye geçebilirsiniz eğer eliniz çok alışık değilse. Böyle böyle açıyorum. Güzelce yoğurduğumuz için açması kolay olacak. Şöyle kenarlardan da sara sara bunu inceltmeniz mümkün. Hiç gözünüz korkmasın. Yapması son derece kolay. Şimdi inceliğimiz bu. Gördüğünüz gibi altındaki o koyduğum silikonun pembeliği hafif hafif gözüküyor. 37 dedim ama 37 çapından daha fazla açtım. Yani şu an bir 45'e yaklaştım. Hiç zor değil. Gerçekten hiç zor değil. Eğer makarna makineniz varsa onda da açabilirsiniz ama eğer gözünüz korkuyorsa. Şimdi bunu kare kare keseceğiz. Yaklaşık hani kullanacağım kareye bağda şu kadar olacak. Bu kadar bu kadar kareler yapacağız. Sonra üstten tutturacağız çünkü aklınızda olsun.
Şimdi karelerim de hazır. Artık ne yapacağım? Bu hazırladığım içten böyle elle yapmak en kolay oluyor. Birer damla alıyorum. Bunu elle yaparsanız eliniz de biraz ıslanmış oluyor ya o soğanın suyundan. Ondan kapatması daha rahat oluyor. Ondan sonra şöyle ilk önce bu uçları, sonra da bunları böyle kapatarak. İşte efendim size mantı. Bunları da daha sonra hemen şurada unlanmış bir tabağım var. Unlanmış tabağın üzerine alıyorum ki öyle kalsınlar, birbirlerine yapışmasınlar. Şimdi bunu tek 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 yapacağım. Hatırlarsanız böyle küçükken anneannelerimiz falan mantı yaparken kalabalık olurlardı. Tabii kalabalık olunca yapması çok daha hızlı oluyor. Oturarak da yapabilirsiniz bu arada. Eliniz ağrımasın diye. Daha da hızlı yapmak için önce hepsini doldurup ondan sonra kapatın. Ki eliniz böyle alışsın, tık 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 gitsin. Şimdi mantıyı kızartmadan önce istiyorum ki yoğurdumuzu aradan çıkaralım, sosumuzu aradan çıkaralım. En son mantıyı kızartıp zaten yiyelim. Ondan dolayı önümde yoğurt var, sarımsaklı yoğurt yapacağım. İçine ezilmiş sarımsağı alıyorum. Dilerseniz sarımsaksız yapın ama hani mantı sarımsaklı yoğurtlu olur. Tuzu ekledim. Güzelce bir çırpıyorum. Şimdi burası tamam. Üzeri için tereyağlı kısmı da yapalım. Şurada önümde bir sos tavası var. Altını açıyorum. Ha, bu arada bu önümde gördüğünüz mantılar sadece yarım hamurdan yaptıklarım. Kalan yarım hamurdan yaptıklarım bugün kızartmayacağım. Onları difrize attım. Canım isteyince, mantı isteyince difrizden çıkartıp yiyeceğim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi yağ erisin. İçine salçayı alacağım. Şimdi salça, domates salçası bir tatlı kaşığı kadar. Kısık ateşteyim. Tereyağını kontrollü yakmak istiyorum. Tamamen yakmak istemiyorum çünkü. Salçanın iyice o çiğ kokusu çıktı. Yağın içinde de böyle karıştıra karıştıra açıyorum. Şimdi içine pul biber, kekik kokusuna bayıldım. Altını kapattım. Zaten o tavanın ısısıyla beraber pişmeye devam edecek. Bu esnada sıvı yağ da ısındı. Şimdi mantıları içine alıyorum ve de kızartıyorum. Yaklaşık tavaya bir parmak büyüklüğünde, bir parmak yüksekliğinde yağ koymanız yeterli oluyor. Bir anda boca edip dökmüyorum. Böyle elimle rahat rahat kontrollü bir şekilde atıyorum. Hepsi eşit kızarsınlar. Ve tamam. Yani şu an burası aynen bir mantıcı gibi kokuyor. İnanılmaz güzel kızardılar. İçinde çiğ kıyma olduğu için yağın içinde böyle bir 6-7 hatta 8 dakika kadar kalması gerekiyor. Ondan yağın ısısını mutlaka kontrol edin ki dışı yanmadan içi pişebilsin. Bu arada mantı çok ekonomik bir tarif. Aklınızda olsun, yani 100-150 gram kıymadan yaklaşık böyle 6-7 kişiyi doyurabilirsiniz mantıyla. Düşünün ki bunun içinde sadece 60 gram kıyma var. Hatta 50 gram var belki. Yağlı kağıt üzerine aldım ilk önce. Şöyle bir dinlendirdim yağını çeksin diye. Ondan sonra hemen bir tabağa alıyorum. Elime bol bir porsiyon koyuyorum. Üzerinden yoğurdu. Ve de sosu. Sosu da koymadan önce şöyle bir karıştırın ki hani eşit bir şekilde her şey dağılsın. Çok mutluyum bunu yiyeceğim için. Çok. Ve tadıyorum. O kadar güzel ki. Şimdi şöyle. Bir bunu dışarıda yediğiniz zaman kıymayı biliyorsunuz koklatıyorlar. Ama biz güzelce kıymalı yaptığımız için o kıyması çok güzel bir şekilde hissediliyor. Ve içinde sadece soğan, kıyma ve baharat olmasına rağmen inanılmaz lezzetli. Tuzu çok yerinde. Çünkü hem hamura tuz koydum, hem kıymalı harca tuz koydum, hem de birazcık yoğurda tuz koydum. Ondan tuza inanılmaz dengeli. Ben sarımsaklı yoğurdu bazı yerde böyle çok sarımsaklı sarımsaklı yapıyorlar. Bence o da tam kıvamında. Hani sarımsak tadı var ama yedikten sonra belli ki bütün gün ağzınızda o lezzet, o sarımsak tadı kalmayacak. İnanılmaz iyi. Girin, deneyin, yapın.
Gördüğünüz gibi çok zor değil. Yaptıktan sonra benimle fotoğraflarını paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz birbirinden farklı böyle lezzetli tarifler için de mutlaka abone olun. Bir sonraki sefere görüşeceğiz. Hoşçakalın.